Merhaba arkadaşlar, kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar. Şimdi size bugün ıslak kek yapacağız. Öncelikle yumurtamızı kırıyoruz. 2 yumurta ve 1 su bardağına yakın şekerimizi koyuyoruz. Çay bardağından biraz az yağımızı koyuyoruz. Ve bunu güzel bir şekilde çırpıyoruz. Güzel bir şekilde yedirdik. Ve bir bardak sütümüzü de ilave ediyoruz. Güzelce iyice çırpalım. İnanın arkadaşlar, çok nefis ıslak kekimiz, kakaolu nefis olacak. Evet, bir bardak un kullanıyoruz. Ama tabii ben çavdar unu kullandım. Bir bardak unumuzu da ilave ediyoruz. Çavdar unu kullandım. Siz isteğe bağlı beyaz un da kullanabilirsiniz. Daha sağlıklı çavdar unu. Ve kabartma tozumuzu da ilave ediyoruz. Bir paket. İki paket de kullanabilirsiniz. Güzelce iyice çırpıyoruz. İyice akışkan hale gelene kadar biraz un daha istiyor. İlave edebiliriz. Yani bir çorba kaşığı kadar daha ilave ettik. Evet, istediğimiz kıvama geldi. Evet, istediğimiz kıvama geldi. Şimdi içine 2 çorba kaşığı kakao katıyoruz. Evet. Evet, kek harcımız tamam. Bunu dökebiliriz şimdi. Dökmeden önce arkadaşlar, borcam kabımıza önce yağladık. Ve biraz da un dökerek dibine yapışmayacak kekimiz o zaman. Güzel bir şekilde her yerine. Evet. Şimdi kekimizi döküyoruz. Evet. Nefis görünüyor harcımız. Evet, kekimiz hazır. 170 derecelik
fırına atıyoruz. 20-25 dakikada. Tabi fırına göre bu da değişebilir. Siz yine kontrol ediniz. Şimdi harcımıza geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ıslak kekimizin sosunu hazırlıyoruz. 1,5 su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Sütümüzü koyduk. Şimdi 1 su bardağından biraz az şeker, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ. Ben su bardağıyla koydum, aldanmayın. Ayarını bildiğim için. Ve bunu karıştırıyoruz ve 2 çorba kaşığı kakaomuzu da ilave ettik. Kaynayana kadar karıştıracağız. Bu şekilde. Hafif bir kıvam alınca, kaynayınca bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, sosumuz kaynadı. Kekimizin üzerine güzelce dökeceğiz. Evet, kekimiz pişti. Çıkardık. Şimdi öncelikle dilimlere ayırıyoruz arkadaşlar. Kekimiz de mis gibi olmuş. Çok güzel kabarmış. Harika görünüyor. Evet, şu an sıcak olduğu için. Evet, harika. Şimdi çatalla delelim. Sosumuzu içine güzel bir çeksin diye. Evet. Şimdi sosumuzu güzel bir şekilde döküyoruz. Mis gibi çekiyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Efsane çekti sosunu içine, mis gibi. Evet. Arkadaşlar, isteğe bağlı. İsterseniz üzerine şam fıstığı, Hindistan cevizi tozu da dökebilirsiniz. İsteğinize tamamıyla bağlı. Evet, kekimiz hazır. Şimdi bir dilim alıp sizlere de göstereceğim. Evet, yalnız siz sosun biraz daha bir 10 dakika çekmesini beklerseniz daha iyi olur. Nefis görünüyor. Bakın, pamuk gibi. Kıvamı gördüğünüz gibi. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.